otobüsüne, İstanbul Millet Vekili Adayı Güneş ve ilçe başkanımız Bahattin Ünver ve belediye başkanımız Murat Aylin Bey sana da teşekkür etmişlerdir. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyoruz. Bayan Akyol, İlçe Gençlik Kolları Tanıtım Edebiyat Başkanı. Mehmet Baki Güler Yüz Merkez Efendi Mahalle Başkanı. Değerli hazırım, çalmadık kapı kalmayacak, sıkılmadık el kalmayacak diyerek bizleri ve teşkilatımızı sürekli motive eden çok değerli ilçe başkanımız Sayın Bahattin Ünver Bey'in konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli il başkanım diyeceğim. Her ne kadar milletvekilimiz olsa da, adayımız olsa da o benim gönlümde her zaman için il başkanım olacak. Çok değerli il başkanım, değerli il başkan yardımcım, milletvekili adayım, çok değerli belediye başkanım, kadın kolları, gençlik kolları başkanları, sevgili kardeşlerim, yönetim kurulu üyeleri, yürütme ve yönetim kurulu üyelerim, mahalle başkanlarım, mahalle yönetim kurulu üyelerim, meclis üyelerimiz, çok değerli divan ve basınımızın güzide insanları, sevgili kardeşlerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, öncelikle Çanakkale'de candan daha kutsal bir şeyin, daha önemli bir şeyin olmadığını bile bile sırf gelecek olan yavrularına güzel bir Türkiye bırakmak için iki adım öne atlayıp şehit olan ve 100. yılını kutladığımız Çanakkale Zaferi'nden şehit verdiğimiz atalarımız için, 400 bin şehidimiz için ve vatan ve millet uğrunda şehit düşen diğer şehitlerimiz için Allah rızası için bir Fatiha diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli kardeşlerim, çok güzel günler içindeyiz. Dün sevgili peygamberimizin doğumuyla ilgili Kandil gecesini yaşadık ve dua ettik, ellerimizi açtık. Vatanımıza, milletimize, devletimize, çocuklarımıza, geleceğimize ve bütün dünyadaki Müslüman kardeşlerimize. Ve özellikle de bu ülkeyi yöneten başta Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere teşkilatta görev alan tüm kardeşlerime dua ettik. Kardeşlerimize dua ettik. 3 aylara girdik. 3 aylar bizim için çok önemli. Özellikle Ramazan çok önemli. Ramazan'ı her zaman bir seçim olarak düşünmedik ama geçen dönem öyle isabet etti. Çok güzel çalışmalara imza attık. İnşallah Ramazan'a kadar 7 Haziran'da inşallah seçimimizi yapacağız. Her zaman olduğu gibi yeniden Zeytinburnu direklerine teşekkürler Zeytinburnu pankartını asacağız. Ve Ramazan'da da inşallah motivasyonumuzu, ahiret için çalışmamıza devam edeceğiz. Ben çok sözü uzatmayacağım. Bugün farklı bir danışma meclisi yapıyoruz. Her ayın son cuma günü bu zamana kadar danışma meclislerimizi yaptık, Allah'a hamdolsun. Ne olursa olsun dedik, seçim ve Ramazan dışında, bayram dışında bütün her ay bu danışma meclisi oldu. Ve bu grup buradaydı. Başkanım, buradaki boş sandalyeler aslında boş sandalye değil. Bizim olması gereken kardeşlerimiz burada. 23 tane mahalle biliyorsunuz, 13 mahalleye düştü. Ondan dolayı burası 300 küsür kişilik ama bizim gelmesi gereken kardeş sayısı 280 civarında. Ve bugün baktığım zaman elimde listem var, çok güzel bir kalabalık ve güzel bir topluluk var. Ben teşriflerinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Sözlerimi hemen bitireceğim çünkü biz esas dinlemek istediğimiz milletvekili adayımız, il başkanımız, aziz başkanımı dinleyeceğiz inşallah. O yüzden şimdi sanıyorum belediye başkanımız, daha sonra da il başkan yardımcımız, ondan sonra da
il başkanımızı dinleyeceğiz. İl başkan yanımızı ve il başkanımızı dinleyeceğiz. Bugün benim çok sevdiğim bir kardeşim var. Özellikle onu da anons etmek istiyorum. İsmail Ergüneş kardeşim. Gazi Osman Paşa ilçe başkanlığı yaptı. 6 yıl beraber görev aldık. Bugün de milletvekilliğine adaylığına soyundu. İnşallah yolu açık olur. Ben sayın vekilimi sizlere takdim ediyorum. Ama ona söz hakkı dedi ki bana vermeyin. Ben hakkımı Aziz Başkanıma veriyorum. Aziz Başkanımı dinlemek istiyorum dedi. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Mikrofonu Aziz Başkanıma gelecek şekilde belediye başkanıma takdim etmek istiyorum. Tekrar saygılar, sevgiler sunuyoruz. İlçe başkanımız Murat Aydın Bey kürsüye davet ediyoruz. Değerli il başkanımız demeye devam edelim. Değerli başkanım, milletvekili adayımız, değerli ilçe başkanım, milletvekili adaylarım, il başkan yardımcılarımız, teşkilatımızın her kademesinde görev yapan kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe, mahallelerde görev yapan sevgili kardeşlerim, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. AK Parti'miz 13 yıldır iktidarda. Elhamdülillah. Tamam İbo, güzel bir şey söyledin. Amin dedi. Güzel bir şey söyledin. Bir anket yaptırdık Zeytinburnu'nda. Seçimden sonra kimin hükümet kurmasını istiyorsunuz diye bir soru soruldu. Yüzde kaçtı? Bu sorunun cevabı, AK Parti olarak gelen cevap yüzde kaçtır sizce arkadaşlar? Kaç? 70 başkanım. 65. 64. 64. Henüz yeni sonuçları aldım. Biraz önce il başkanımızla da paylaştık. İlçe başkanımızla paylaştık. 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra hangi partinin hükümet kurmasını arzu ediyorsunuz diye sorduğumuz sorunun cevabında %64 Zeytinburnu'nda kararsız falan yok. Net. %64 diyor ki AK Parti'nin yeniden hükümet kurmasını arzu ediyorum diyor. Fakat bir şey söyleyeceğim. AK Parti'ye oy verir misiniz diye sorduğumuzda cevap farklı. 64'ün altında alacağımız her puanda başarısız olmuş olacağız. Zeytinburnu teşkilatı olarak 64'e kadar çok rahatlıkla çıkarabiliriz Allah'ın izniyle. Eğer bu teşkilat çalışırsa, ben çalışırsam öncelikle günde 16 saat, minimum 16 saat. Önce ben, sonra sizler. Tam çalışırsak %64'ü Allah'ın izniyle alacağız. Ve sizlerin desteğiyle, milletin yardımıyla, duasıyla bu iş olacak. Aksi nedir biliyor musunuz? Aksi koalisyondur. Koalisyon ne demektir biliyor musunuz? Bakın, şu an çevremizde ve dünyada bir ekonomik kriz var mı? Var mı arkadaşlar? Hemen batımızdan başlayalım. Yunanistan, kriz var mı? Bulgaristan, gidip gelenleriniz vardır. Ya da komşularınızdan vardır. Kriz var mı? Var. Romanya var mı? Var. İşsizlik Türkiye'nin 4-5 katı. Adeta yarısı, halkın yarısı işsiz bu saydığım ülkelerde. Ukrayna, kriz var mı? Savaş var mı? Var. Gittik doğuya. Gürcistan'ın durumu nasıl? Ermenistan, dünyanın yardım akıttığı ülkede açlık var. Şu an yaklaşık 50 bin tane Ermeni Türkiye'de ekmek kazanmak için çalışıyorlar kaçak olarak.
Güneye indik Irak. Yine güneyde Suriye. Etrafımızı bir düşünelim. Diyoruz ki Türkiye'de bazı şeyler istediğimiz gibi olmuyor. Ama etrafımızda yangın var. Çok büyük yangın var. Allah muhafaza. Bir koalisyon hükümeti gelir ise 3-5 ay sonra yiyecek ekmek bulmakta zorlanırız. İnanın böyle. Bu durumu da çevremizdeki insanlara hatırlatmamız lazım. Etrafımız ateş çemberi. Her taraf güllük gülistanlık. Türkiye'de sıkıntı var. Böyle bir şey yok. Etrafımız cehennem ama burada cennet var, Allah'a şükürler olsun. Cennet var AK Parti sayesinde, milletin duaları sayesinde. İşte bu tabloyu, Zeytinburnu halkı görmüş ve şöyle diyor. Ben seçimlerde AK Parti'nin yeniden hükümet kurmasını istiyorum. %64 böyle diyor. Ama oy verir misin? Nasıl olsa birileri verir. Nasıl olsa hükümet rahatlıkla kurulabilir. Ben Murat Aydın'a kızdım. Onun için bu sefer sandığa gitmeyeceğim. Ya da oy vermeyeceğim. Ben Ahmet'e kızdım. Parti teşkilatındaki Mehmet'e kızdım. Bu sefer oy kullanmaya gitmeyeceğim diyebilenler olabilir. Eğer bunu diyenlerin sayısı çok olursa karşımızda koalisyon vardır. Bunu açık ve net bilelim. Bakın Güneydoğulu kardeşlerim, başkanım özür diliyorum. Duygularımı kardeşlerimle, teşkilatımla paylaşmış oluyorum. Güneydoğulu kardeşlerim, Kürtçe şarkı söyleyebiliyor muyduk? Hapse atılıyorduk. Bugün Türkiye'de MHP ile HDP'nin koalisyonundan bahsedilebiliyor. Kim sağladı? Hangi iktidar sağladı? Nimete şükretmezsek Cenab-ı Hak şeker alır. Arkası kıyamettir. Bakın sonrası kıyamettir. Allah muhafaza. Özellikle Güneydoğulu kardeşlerime ben ifade ediyorum. En büyük hastalık Osmanlı'yı batıran, dünyayı birbirine düşüren hastalık ırkçılıktır. HDP ırkçı bir partidir. Bu açık ve net. Ben kendi öz kardeşimden ayırmam Güneydoğulu kardeşimi. Batılı, kuzeyli, güneyli, doğulu hiç fark etmiyor. Nereli olursa olsun. Öz kardeşim gibi muamele ederim. 16 yıldır yaptığımız şey ortada. Ama nimete şükretmek, yapılanı takdir etmek ve teşekkür etmek gerekir. İşte onun için el el dolaşacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Ülkemiz için, özellikle de Zeytinburnu için. Eğer istikrar olmazsa biz de verdiğimiz sözleri yerine getirmekte zorlanırız. Hizmetleri yerine getirmekte zorlanırız. Hem Zeytinburnu için, hem ülkemiz için, hem geleceğimiz için gerçekten önemli bir seçim yaşıyoruz. Bütün kazanımların biteceği bir dönem. Hani etrafımız güllük gülistanlık olsa deriz ki ya AK Parti gider, koalisyon gelir. Nasıl olsa dünyada güzel bir atmosfer var. Dünyada olumlu hava var. Dolayısıyla Türkiye'de bir şey olmaz. Ama dışarımızda cehennem var. O ateşin buraya sıçramaması için birlik ve beraberlik içerisinde olup gönüllerimizi birbirine açıp 7 Haziran akşamına kadar gece ve gündüzlü çalışmamız gerekiyor. İnşallah bunu yapmaya var mıyız? Evet. Olmadı. Zeytinburnu'nda %64'ü yakalamak için ve AK Parti'mizi yeniden iktidar yapmak için, istikrarın devamı için geceli gündüzlü çalışmaya var mıyız? Evet. Teşekkür ediyorum. Kazamız mübarek olsun. Belediye başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Eski il başkanımız, milletvekili adayımız Aziz Babuşçu Bey ve milletvekili adayımız İsmail Ergüneş Bey, il başkan yardımcısı Habibe Hanım,
Eski il başkanımız Habibe, pardon, il başkanımız Abdullah Güler Bey, hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyorum. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Zeytinburnu'muzdan sorumlu il başkan yardımcımız Habibe Başar Hanım'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun sayın başkanım. Söyle var mısın? Söyle var mısın? Çok kıymetli İl Başkanım, Milletvekili adaylarımız, ilçe başkanım, belediye başkanım, kadın kolları ve gençlik kolları ilçe başkanlarımız, Zeytinburnu Teşkilatı'nın çok değerli güzide insanları, mahalle başkanlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii bugün İl Başkanım burada, benimle birlikte çalışma şerefine eriştiğim ve kendisinin öğrencisi olduğumu düşündüğüm, kendisinden çok şey öğrendiğim, inşallah öğrenmeye de devam edeceğimiz, bize hem bir abi, hem bir hoca, hem bir başkan olan Aziz Başkanım'ı ayrıyeten hasreten tekrar selamlamak istiyorum. Kendisine saygımız, sevgimiz, hürmetimiz sonsuz. Onun sözünü kesmemek için çok uzun konuşmak istemiyorum. Ama bir iki kelam sadece kısaca söylemek istiyorum. Çünkü belediye başkanımız o kadar güzel ifade etti ki, o kadar güzel duygularımızı şaha kaldırdı ki, Allah kendisinden de razı olsun. Biz tabii biliyoruz, hepsini biliyoruz, başkanımız değinecek. Bu çalışmaları yaparken bir gün televizyonu izliyordum ve Aziz Başkanım televizyonda canlı yayında konuşuyordu. Sordu spiker kendisine. Dedi ki, seçimde hangi sonuç, yüzde kaç sizi memnun eder dedi. Ben de dikkatle dinliyorum, ne diyecek acaba başkanımız diye. Çünkü biliyorsunuz ki spikerler zor sorular sorarlar, kendilerince tuzak sorular sorarlar. Başkanımız da çok tanımıyordu herhalde. Başkanım dedi ki, benim teşkilatım gecesini gündüzüne katarak sahada çalıştığı zaman, koşturduğu zaman, seçim günü geldiğinde sırtımda akıtacak bir damla dahi terim kalmadı. Verebileceğim bütün emeğimi verdim, canımı dişime taktım, koşturdum ve bütün terimi akıttım dediği anda çıkacak olan seçim sonucu beni memnun edecek olan sonuçtur dedi. Ve ben bunu hiç unutmadım. Kendime de düstur edindim ve biliyorum ki İstanbul Teşkilatı da bunu kendine düstur edindi. Evet arkadaşlar, başkanımızın sözünü çalmışım gibi kullanmışım diyelim olacak ama biz inşallah seçimde sırtımızda akıtacak bir damla ter kalmayana kadar koşturursak ve çalışırsak Allah'ın izniyle biz bu seçimdeki sonuçtan memnun olacağız ve şimdi yorulacağız ama önümüzdeki 5 sene dinleneceğiz diyorum. Teşekkür ediyorum ve hayırlı akşamlar diliyorum. İl Başkan Yardımcı konuşmalarından dolayı çok teşekkür ve gençlik konumuzun faaliyetlerini içeren sinevizyon gösterimiyle danışma meclisimize katılarak bizlere yalnız bırakmayan çok değerli İstanbul eski başkanımız ve milletvekili adayımız Sayın Aziz Babuçlu'yu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Bu ses yankısıdır kadim medeniyetin, Yeseri'den bir sultana halis niyetin. Çok kıymetli İl Başkan Yardımcımız, İlçe Başkanı, Belediye Başkanı, Milletvekili arkadaşım, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve bu salonu belki mesai sonrasında, işi sonrasında ama AK Parti sevdasıyla, heyecanıyla dolduran teşkilat mensubu kardeşlerim, hanımefendiler, gençler, hepinizi ben de yürekten, gönülden, muhabbetle, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bu akşam sizlerle önümüzdeki 7 Haziran seçimleri, ki bizim 10. seçimimiz olacak, geride tam 9 seçim bıraktık. Bunlardan 3'ü bu dönem olduğu gibi genel seçimdi, 3'ü yerel seçimdi. İkisi referandum, birisi de Sayın Cumhurbaşkanımızı, kurucu genel başkanımızı Cumhurbaşkanlığı makamına uğurladığımız
10 Ağustos seçimi. Şimdi 10. seçime gidiyoruz. Bu 10. seçime giderken bu seçimin diğerlerinden farkı nedir? Her seçim bizim için önemliydi. Ama bu seçimin çok daha önemli olduğunu şu ana kadar pek çok parti yetkilimizden duydunuz. Temsilcimizden duydunuz. Bu seçim niye daha önemlidir? Ve benden önce Hakkı Hanım ifade ettiği gibi, belediye başkanımızın ifade ettiği gibi, ilçe başkanımızın ifade ettiği gibi sorumluluklarımızı yeniden kuşanma, bir adanmışlık ölçüsünde nasıl görev yapacağımıza dair ve niye görev yapacağımıza dair ben sizlerle dertleşmek istiyorum. Hasbihal etmek istiyorum. Ve eminim bu toplantının sonucunda dilimiz döndüğünce bu seçimin önemine dair muradımıza ermiş oluruz. Değerli arkadaşlar, biz 13 yıldır iktidarda olan bir partiyiz. Ve bu 13 yıl boyunca gerçekten siyaset bilimcilerin sessiz devrim olarak tanımladığı çok ciddi değişimlere, dönüşümlere öncülük ettik. Hayata geçirdik, planladık. Bir kısmı yürüyor, bir kısmı plan aşamasında hayata geçmek üzere bekliyor. Ve biz bu 9 seçimin her birisinde milletimizin desteğini daha güçlü bir şekilde alarak yolumuza devam ettik. Ama insan oğlu hafızası çok zayıf. Çok kolay unutuyoruz. Bazen sahip olduğumuz kıymetlerin, sahip olduğumuz değerlerin yaşarken çok farkına varamıyoruz. Belki insanoğlunun fıtratı bu. Ama hatırlatmak gerekir. Hayat kitabımızda bilirsiniz, pek çok bize telkininde hatırlatmayı ısrarla vurgular. İsterseniz önce 3 Kasım 2002 öncesi Türkiye'sine dair birkaç işaret yapalım. Bizim devraldığımız 3 Kasım 2002 öncesi Türkiye'si dış borç itibariyle IMF kapılarında 1 milyar doları temin edebilmek için el pençe duran, bu yönüyle de itibarsız, kimin Türkiye'nin ne söylediğine hiç itibar etmediği, Türkiye'nin de bu borç yükü altında ezilmişlik sonucunda bir şey telkin edecek durumda olmadığı ve telkin edilene uymak zorunda kaldığı dış politika itibariyle ve dünyanın sorun alanlarında Türkiye'nin ne dediğine kimsenin bakmadığı, itibar etmediği, ekonomisi dibe vurmuş, bankaları hortumlanmış ki 50 milyar dolar bizim sırtımızda kaldı biliyorsunuz o dönemle ilgili olarak ve eğitim sistemi, sağlık sistemi felç olmuş, sağlık sistemi özellikle gece yarılarından itibaren hastane kuyruklarında muayene olmayı ümidiyle bekleyen, belki muayenesini yapabilen, yazılan ilaçların birini ikisini alabilen ama üçünü dördünü karşılayamayan ve hastaneden daha hasta olarak ayrılan bir sağlık sistemimiz var bizim. Eğitim sistemimiz hakeza. Çünkü Cumhuriyet tarihi boyunca yaptığımız derslik adeti çocuklarımızın nitelikli sınıflarda eğitim görmesine imkan vermiyor idi. Ulaşımda ciddi problemlerimiz vardı. Bir ülkenin itibarlı bir ülke olmasının güçlü bir teminatı olan kendi savunma sanayini hayata geçirebilmiş olması anlamında hiçbir şeye sahip değildik. Ve değerli arkadaşlar, o yılların Türkiye'si kişi başına düşen milli geliri sadece 2500 dolar civarında olan bir ülkeyiz. İhracatı sadece 36 milyar
dolar olan bir ülkeyiz. Döviz rezervi Merkez Bankası'nda sadece 27,5 milyar dolar olan bir ülkeyiz. Ve buna karşılık IMF'ye 23,5 milyar dolar borcu olan bir ülkeyiz. Biz bu koşullarda AK Parti'yi önce Erdemliler Hareketi olarak yola çıkan, sonra kurucularıyla tabelasını asan bir parti olarak hayata geçtik. Biz tabelasını astık çünkü millet bu partiyi zaten kurmuştu gönlünde. Çünkü bu partinin kurucuları ve lideri bu milletin beklentilerini, bu milletin arzularını, bu milletin hissiyatını milletle öyle bir paylaşmıştı ki millet partiyi çoktan kurmuş, parti kurucuları tabelasını asmıştı. Ve bunun içindir ki ilk seçimde bizi tek başımıza iktidara getirdi. Çünkü olumsuzluktan, itibarsızlıktan, hayat şartlarından, sağlık sisteminden ekonomiye, altyapıdan ulaşıma kadar bıkmış bir milletti. Onun için de AK Parti'yi tek başına iktidara taşıdı. Peki biz ne yaptık? Başlangıçta söylediğim o sessiz devrim niteliğindeki icraatlarımıza yoğun bir şekilde başladık. Ve biz ekonomimizi öyle bir ayağa kaldırdık ki o bahsettiğimiz 2500 dolar kişi başına milli geliri bugün itibariyle 11 bin dolar yeterli mi? Değil. 2023 hedefine 25 bin dolar. Ve biz değerli arkadaşlar Merkez Bankası döviz rezervimizi 27,5 milyardan almış bugün 136 milyar doların üzerinde bir Türkiye dünyaya sunuyoruz. 23,5 milyar dolarlık IMF borcunu biz bitirdiğimizde Gezi olayıyla karşılaştık. 23,5 doları sıfırladık ama IMF'ye bir şey söyledik. Dün kapılarında el etek durduğumuz IMF'ye isterseniz size 5 milyar dolar kredi verebiliriz dedik. Böyle bir itibar kazandıran bir ekonomik model. Sonrasında değerli arkadaşlar sağlık sistemimizi nereye taşıdığımızı hep beraber yaşıyoruz ve biliyoruz. Eğitim sistemimizde biz bu dönem içerisinde Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan derslik adetinin yarısından daha fazlasını yaptık. 205 bin derslik yaptık. Çocuklarımız bugün akıllı tahtalarda bilgisayar teknolojisini kullanarak sınıf mevcutları makul olabilecek bir sayıda nitelikli bir eğitim alıyorlar. Daha iyisini yapmak için koşmaya ve koşturmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde değerli arkadaşlar biz bir ülkenin dışarıdaki itibarını güçlü gösterecek savunma sanayinde de yine devrim niteliğinde işler yaptık. Hepiniz biliyorsunuz. Altay bizim milli tankımızdır. Yaptık. Atak bizim helikopterimizdir. Yaptık. Aynı şekilde değerli arkadaşlar Anka insansız hava aracı gözlem amaçlı yaptık, uçurduk bunu biz. Kendi piyade tüfeğini yapamayan bir ülke kendi piyade tüfeğini yaptı. Hücum botunu, gemisini Milgem yaptı, hayata geçirdi. Ve değerli arkadaşlar ulaşımda elde ettiğimiz başarıyı yine yaşayarak görüyoruz. Nedir o? İstanbul Türkiye'nin özeti olan bir ildir. Burada İstanbul'un içerisinde yaşayan Anadolu'nun bütün insanları vardır. Ve her yaz bizim insanlarımız köyüne, bağına, bahçesine gider. Ama maalesef ki kendi devleti kendisine sadece 6100 kilometre duble yol yapabilmiştir. Diğerleri çift şeritli gidiş geliş yollardır. O yollardan gider ve maalesef sırayla kavuşma arzusunda iken o trafik kazaları, yolların yetersizliği ailelerin yok olmasına sebebiyet verir. Sakat engelli hale gelen vatandaşlarımız olur. Bakın biz
Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan bu 6100 kilometre duble yolun üzerine 17000 kilometre yol koyduk. Ve o konforlu yollarla şimdi gidip geliyoruz. Mesela Karadeniz sahil yolu 16 yıl boyunca sadece %40'ı tamamlanmış bir projeydi. Biz 6 yılda %60'ını tamamladık ve açtık Karadeniz sahil yolunu. Özellikle buradaki Karadeniz hemşehrilerim o yolu kullanıyorlar. Gidip geliyorlar. Değerli arkadaşlar, bir şeyi daha, şu meşhur Bolu Tüneli. Bu meşhur Bolu Tüneli tam 12 hükümete eskitti. 12 iktidar geldi ve sonuçta Bolu Tüneli'ni patates deposu yapmayı konuştular. Biz geldik ve Bolu Tüneli'ni tamamladık, açtık. Şimdi insanlar o Bolu Dağı'nda uğraşmak zorunda kalmıyorlar. Konforlu bir şekilde seyahat ediyorlar. Değerli arkadaşlar, biz bunları yaparken, biz bunları hayata geçirirken çok daha büyük projelerimiz de var. Ben size sadece bir kesit vermek istiyorum. Ne yaptığımıza dair bu ülkede. Peki bunları gerçekleştiren bir iktidar olarak ne bekleriz? İltifat bekleriz. Çünkü marifet iltifata tabidir derler büyüklerimiz. Biz iltifatı sadece milletimizden gördük. Gerçi biz zaten milletten iltifat bekledik, başkasından değil. Ama şunu da elbette ki bekledik. Bu ülkede böyle hizmetlere öncülük eden bir iktidardan kurtulabilmek için bu ülkenin muhalefetinin kendi içerisinde AK Parti karşılığında bir cephe oluşturmasını anlamak mümkün değil. Ama bizim karşımızda cephe oluşturanları iyi tanımak lazım. Birincisi şu değerli arkadaşlar. Bir sermaye grubu, seçkin, elitist bir sermaye grubu, sivil ve asker bürokrasi, medya ve gerektiğinde de silahlı kuvvetlerin bizatihi kendisi sistemin sahibi olarak bu ülkenin, bu vatanın, bu toprağın bütün imkanlarını ve fırsatlarını kendi fırsatları olarak bilen bir merkez iktidarlara ömür biçmiştir bugüne kadar. Onlara bir alan tanımlamış ve iktidarların ancak bu alan içerisinde kalmak suretiyle iktidar olabileceklerini söylemiş. Ve hep de öyle olmuş. Kim bu dairenin dışına çıkmayı denemişse o merkezdeki güç, sistemin ve devletin sahibi olduğu iddiasındaki güç onu tekrar daire içerisine mahkum hale getirmiş. İktidarımızın ilk yıllarında da böyle olacağını düşündüler. Yani evet, bunlar geldiler ama kısa sürede bunları da göndeririz. Bunlar da gider. Ve ikinci dönem iktidara geldiğimizde daha güçlü bir şekilde bu merkez panikledi. Bu merkez AK Parti'ye karşı mühendislik hesapları, AK Parti'yi iktidardan uzaklaştırma senaryoları üretmeye başladı. Niye? Onlara göre şuydu. Bu AK Parti'de kim oluyordu ki? Varoşlardan gelen, Kasımpaşa'dan çıkan bir gemicinin oğlu olan Recep Tayyip Erdoğan'ın varoşları arkasına alıp bu ülke bizim tapulu malımız, nasıl gelip de bizim tapulu arazimize gecekondu yapar? Siz göbeğini kaşıyan adamlar, siz bidon kafalı adamlar kim oluyorsunuz da bizim bu ülkenin imkanları, fırsatlarını bizim elimizden alarak bu merkezi değiştireceğinizi düşünüyor ve merkeze o varoşlarınızı taşımak istiyorsunuz. Bakın bu anlayış önemlidir. Bu seçimde de karşımızda olan cephenin en önemli figürlerinden bir tanesidir. Ne yaptılar? Önce kapatma davası. Bunları unutmayalım. Kapatma davası Anayasa Mahkemesi'nde çok kritik bir oylamayla atlatıldı.
tabii arka planında hangi mücadelelerin verildiğini biz biliyoruz. Sonrasında değerli arkadaşlar, AK Parti grubu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanını seçebilecek bir çoğunluğa sahip iken, o zamanın bu muhalefetin hukukçu akıl hocaları 367 diye bir garabet çıkardılar ortaya, değil mi? Ve dediler ki Cumhurbaşkanını seçemezsiniz. Biz gene milletimize gittik, bir anayasa değişikliği yaptık. Anayasa değişikliğiyle milletimiz doğrudan kendi olayı oylarıyla ilk cumhurbaşkanını geçtiğimiz Ağustos ayında seçti ve bu işi de öyle kapattı. Bitti mi? Bitmedi. Sonra arada pek çok şey var da ben öne çıkanlarını söylüyorum. 27 Nisan muhtırası. 27 Nisan benzeri muhtıralar olduğunda geçmiş iktidarlar şapkalarını aldılar ve gittiler. Teknokrat hükümetler geldi ya da bizatihi darbe hükümetleri oluştu arkalarından. Ama 27 Nisan muhtırasında o geçmiş iktidar partilerinin liderleri gibi muhtırayla esas duruş gösterecek bir lider yoktu. Asil duruş gösterecek, milletine inanmış, yola çıktığında abdestini almış, kefenini giymiş bir Recep Tayyip Erdoğan vardı. Bu olamazdı. Ve Türkiye'de muhtıralarla iktidarların gönderilmesi, darbe süreci işte o asil duruş karşısında bitti. Ama AK Parti'ye karşı darbe planları bitmedi. Onlar darbe hazırlıklarını gene bir taraftan sürdürdüler. Ve değerli arkadaşlar, buraya kadar bütün bu senaryolar o merkezde devletin sahibi olduğu iddiasında olan güçlerle onların ancak hazırlığında iktidara gelebilen Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partilerinin senaryoları idi. O zamana kadar dışarıdaki Türkiye karşıtı güç merkezleri bunlara sadece lojistik destek sağlıyorlardı. Ama ilk defa uluslararası güç merkezleri de fiilen işin içerisine girdiler. Ne zaman? Gezi olaylarıyla. Gezi olayları öyle bir senaryoydu ki yazılmış, herkesin görevi tanımlanmış ki BBC ve CNN gezi olaylarından çok önce Taksim konaklama rezervasyonlarını yaptı. Canlı yayın araçlarının kiralama sözleşmelerini yaptı ve geziyi bekledi. Oradan da 8 saat boyunca dünyaya canlı yayın yaptı. Savaş muhabiri ve kasklarıyla beraber. Bu uluslararası güç merkezlerinin Türkiye'de iktidarı alaşağı etmek için yerli işbirlikçilerle yaptığı bir kalkışmadır. Ama sizler, bu millet, bu hareketin liderini havaalanında binlerle, on binlerle karşılamaya yürüdüğünüzde gezi olayını bitirdiniz. Size kimse bir şey telkin etmeden bu millet dedi ki dik dur, eğilme, bu millet seninle. Uluslararası güç merkezlerine ne oluyor? Neden onlar geziyle fiilen işin içerisinde yer aldılar ve ondan sonra da bu yerli işbirlikçilerle fiilen ittifaklarını kesintisiz sürdürdüler? Arkadaşlar, biz bu ülkede sadece ekonomik refah, altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, savunma sanayinde devrim niteliğinde işler yapmadık. Biz bu ülkenin dış politikasını da koskoca bir imparatorluğun mirasçısı, genç bir cumhuriyetin çocukları olarak o imparatorluğun, yani ecdadımızın at koşturduğu kıtalarda onların ayak izlerinden hareketle yeniden ayağa kaldıran bir dış politika izledik.
bu dış politika o güç merkezlerini rahatsız etti. Niye? Çünkü onlara göre imparatorluğun tasfiye sürecinde tanımladıkları hasta adam olan Türkiye kabul edilebilir bir Türkiye'dir. Hasta adam iyileşmeyecek, ayağa kalkmayacak. Bu batılı güç merkezlerinin çıkarlarına hizmet eden bir Türkiye'dir. Ama biz öyle yapmadık. Biz bu hasta adamı yatağında şöyle bir oturttuk, sonra ayağa kaldırdık, sonra koşmaya başladık. Dört nala koşuyor. Böyle olunca bu koşturmayla sen Afrika içlerine gider, Fransız bayrağından daha fazla Türk elçilik bayrağını dalgalandırırsan, Türkiye'nin tehlike, batı açısından çanları çalmaya başladığı için bu Türkiye'nin durdurulması lazım. Peki bunu kim yapıyor? Bu Türkiye hep vardı. Ha, bunu AK Parti yapıyor. AK Parti'nin kaderiyle Türkiye'nin kaderi örtüşmüş vaziyette. Ne yapmak lazım o zaman? Bu Türkiye'yi durdurabilmek için AK Parti'yi durdurmak, AK Parti'yi bertaraf etmek lazım. Bunun için Gezi'de uluslararası güç merkezleri fiilen varlar. Bugün de bu seçimde de uluslararası güç merkezleri yerli işbirlikçisi muhalefet ve bizi şimdilerde çok daha net bir şekilde gördüğümüz ihanet çetesi aynı safta buluştular. Değerli arkadaşlar, bu seçim bu Şer İttifakı'nın rüyalarında bile bir araya gelmesi mümkün olmayan bu Şer İttifakı'nın ne pahasına olursa olsun AK Parti'yi zaafa uğratacak, iktidardan indirecek her türlü seçeneği ve her türlü yöntemi kullanacağı bir seçimdir. Bugüne kadar CHP'yi denediler, olmadı. MHP zaten terör üzerinden siyaset üreten bir parti. Bunların hepsini denediler. Ama şimdi başka bir oyuncu buldular. Kimdir o? HDP. Ne yapmak istiyorlar? Diyorlar ki bu CHP 5 puan kaybetse bir şey değişmez. MHP'nin 4 puan olmasa da bir şey değişmez. Ama bu HDP'yi 5 puan barajı aştırır ve Türkiye koalisyon dönemlerine gider. O eski Türkiye'dir. O eski Türkiye bizim yerli muhalefet açısından yeniden bu ülkeyi biraz önce belediye başkanımızın dediği gibi tarumar edecek, darmadağın edecek imkanları eline geçirecek. Uluslararası güç merkezleri de eski Türkiye, hasta olan Türkiye'yi yeniden yatağa mahkum hale getirmiş olacak. Herkes o anlamda hedeflerine ulaşmış olacak. Proje bu. Bunun için HDP çatı aday olarak şimdi MHP'nin adayı olan şahsı çıkardıklarında Demirtaş ayrı bir figür olarak Cumhurbaşkanı adayı oldu. Niye? Biz bir Türkiye partisiyiz söylemine girerek barış, özgürlük, millet, kardeşlik kavramları üzerinden ayrı bir dil geliştirdi. Bakın bu da itibar gördü ha. Yani bunu bizim etrafımızdan bile kardeşlerimiz ne güzel konuşuyor noktasına getirdiler. Ama kısa bir süre sonra anlaşıldı ki İstanbul'da barışın, bölgede savaşın sözcülüğünü yapan bu şahsiyet 6-7 Ekim olaylarıyla insanları sokağa çağıran ve 50'den fazla insanın öldürülmesine vesile olan çağrıyı yapan kişinin ta kendisidir. Aldanmamamız lazım. Bu projeyi görmemiz lazım. Dilimiz döndüğünce de anlatmamız lazım. Şimdi biraz önce belediye başkanımız bir anket çalışmasından hareketle Zeytinburnu'nda insanların 7 Haziran sonrası
tek başına iktidar kim olsun sorusuna %64 AK Parti dendiğini söyledi. Ama arkasından bir şey daha söyledi. Ankette bugün AK Parti'ye verilecek oy oranı %64 değil. Bu neyi gösteriyor? Belediye başkanımız işaret etti. Dedi ki, bir kısmıdır o, bana kızdığı için AK Parti'ye oy vermemeyi, teşkilattan birisine kızdığı için ya da AK Parti camiası içerisinde bir şeylere kızdığı ya da kafasını taktığı için oy vermeyi düşünmeyenler dedi. Bakın arkadaşlar, bu kusura bakmayın ama ihanete eş değer bir bakış açısıdır. Niye söylüyorum bunu? Hatamız yok mu? Var. Yanlışımız yok mu? Var. Ama bugün bu yanlışlar üzerinden müzakere ederek sen, ben, o, bu mantıktan hareketle tavır alırsa işte o cepheye mermi sunmuş olacak. Bir oydur ve çok önemlidir. Biz kendi içimizdeki hesaplaşmamızı yaparız. Yapıyoruz da zaten. Ama bu hesaplaşmadan nemalanacak şer cephesine fırsat veremeyiz. Bu ağır bir vebal olur. Kendimizi, çevremizi bu anlamda check etmeliyiz. Değerlendirmeliyiz. Ben şunu söylemiyorum. İktidarlar ve koltuklar süreç içerisinde insanı yorar ve yıpratır. Hele bizim hareketimizde medeniyet değerlerimizden hareketle davranışımız, sözümüz, fiilimiz, hareketlerimiz çok daha hassas olmak durumundadır. Bugün şunu diyebilir kardeşlerim, yöneticilerimizin pervasız tavırlarından, müstekbir, kibirli hallerinden şikayet edebilirler, ben de ediyorum. Ama bu asla partime, bu kutlu hareketin hedefe varması için lazım olan bir oya ihanet etmemi gerektirmez. Ben kendi içimde onlarla hesaplaşırım. Bu hareket öyle bir harekettir. Ama hareketi akamete uğratacak bir söz, fiil ve davranışta bulunmam asla. Çünkü bu seçim bir istiklal ve istikbal mücadelesidir. Bakın, biz bugün Çanakkale Kara Savaşları'nın 100. yılını konuşuyoruz değil mi? O gün Çanakkale önlerine gelen benim batılı güç merkezleri dediğim devletler Osmanlı'yı paylaştıktan 9 yıllık bir süreçte Cennet Mekan Abdülhamit Han'ın 1909'da indirilmesinden sonraki 9 yıl içerisinde koskoca bir imparatorluk tasfiye edildi. Sadece 9 yıl. Son darbeyi vurmak için de işte Çanakkale önlerine geldiler. O gün Çanakkale önlerine gemileriyle gelenler bu seçimde yeni bir Boğaz Harbi yapıyorlar. Belki gemileriyle değil ama lojistik hesaplarıyla, piyonlarıyla, figüranlarıyla, senaryolarıyla yeni bir Boğaz geçişini zorluyorlar. Bu seçim budur değerli arkadaşlar. Şimdi böyle bir atmosferde kendi içimizdeki hataları, hani yine hayat kitabımız diyor ya, Rabbimiz kendi içimizdeki ahmaklar yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım? Biz kendi içimizdeki hesaplaşmamızı yaparız. Hesaba çekilmesi gerekenleri hesaba çekeriz. Bu partinin bu kültürü var. Bunu yaptı bugüne kadar. Ama biz bu kutlu kervanın bir an bile sekteye uğramasının müsebbibi olamayız. Çünkü bu vebali taşıyamayız. Bu vebalin altında eziliriz. Çünkü bu vebal sadece bu milletin, bu coğrafyadaki çocuklarını da ilgilendirmiyor.
Bu vebal o dış politika anlayışı dolayısıyla Balkanlardaki kardeşlerimizi ilgilendiriyor. Orta Doğu'yu ilgilendiriyor. Afrika'yı ilgilendiriyor. Mazlum ve mağdur bütün coğrafyalar senin hareketinin lideri, oraların doğal lideri olarak biliniyor. Onun için dualar ediliyor. Onun için şarkılar söyleniyor. Onun başarısı için gözyaşı dökülüyor. Sen burada böyle bir gevşeklikle onların ümitlerini de söndürürsen bu sorumluluğun altından hiçbirimiz kalkamayız. Onun için değerli arkadaşlar, bu seçimi bu yerli muhalefetin işbirlikçiliğiyle uluslararası güç merkezlerinin ittifakı olarak göreceğiz. Buna göre pozisyon alacağız. Kaldı ki biz bu ülkeye daha çok büyük şeyler yapmak istiyoruz. Büyük projelerimiz var, hayallerimiz var. Büyük Türkiye idealimizi gerçekleştirmek üzere koşmaya devam ediyoruz. Bakın biz ulaşımda bir sürü şey saydım. Ama biz Marmara'yı yaptık. Marmara'yı yaparken de karşı çıkmışlardı. Marmara bittikten sonra dediler ki İstanbul denizin dibi, deprem. Teknik izahatı yapınca sustular. Sonra dediler ki efendim su sızıyor. Değil mi? Marmara'yı takır takır çalışıyor. İnsanlar 3 dakikada karşıya geçiyor. Ve şimdi biz onun hemen yanında lastikli geçişleri sağlayacağımız Avrasya Tüneli'ni 2016'da inşallah hep beraber açacağız. Araçlarımızla geçeceğiz karşısına karşıya. Ve değerli arkadaşlar, biz dünyanın en büyük havaalanını yılda 150 milyon yolcu kapasiteli havaalanını yapıyoruz. Yolunuz düşerse orada kamyonların nasıl karıncalar gibi vızır vızır çalıştıklarını göreceksiniz. Üçüncü havaalanı. Onu istemiyorlar. Niye biliyor musunuz? Hani şu Gezi'nin eylemcilerinin oluşturduğu platformun talepleri vardı. Gezi'yi sonlandırmak için. Hatırlayın. Onlardan bir tanesi üçüncü havaalanı yapmayacaksınızdı. Üçüncü köprüyü yapmayacaksınızdı. Kanal İstanbul'dan vazgeçeceksinizdi. Nükleer enerji santrallerini kurmayacaksınızdı. Niye? Üçüncü havaalanı Almanya'nın hiç işine gelmiyor. Çünkü Frankfurt devre dışı kalacak. Dünyanın en büyük destinasyon aktarma noktası bizim havaalanımız olacak. Biz orayı açmak istiyoruz. Biz üçüncü köprüyü yine karşı çıktılar ama biz direklerini diktik. Tabliyeler döşenmeye başladı. Yavuz Sultan Selim köprümüzü açacağız ve onun üzerinden yürüyerek açılış günü karşıya geçeceğiz. Biz bunu hayal ediyoruz. Ve biz değerli arkadaşlar İzmit Körfez geçişini planladık. İzmit Körfez geçişini dünyanın 4. büyük asma köprüsüyle geçeceğiz. Bursa 1 saat, İzmir 4 saat olacak. Şimdi İzmit Körfezi'nde de bu hayal değil. Geçtiğinizde yükselen asma köprünün direklerini, ayaklarını göreceksiniz. Ve biz şimdi bir şey daha geçtiğimiz günlerde Sayın Genel Başkanımız açıkladı. Boğaz'dan yine bir başka tüp geçit. Nedir o? 3 katlı hem lastikli araçların hem de metronun çalışacağı 3 katlı tünel projesi. Biz bunları hayal ediyoruz. Eğer Allah göstermesin bu ülkenin zafiyete uğrasa ve koalisyonlu bültenim söz konusu olsa bunlar bu tür projeleri emin olun o Körfez geçişinin direkleri öyle kalır. Boğaz Köprüsü Yavuz Sultan Selim'in direkleri de tamamlanmaz. Çünkü bunların kültüründe böyle bir şey yok. Bunlar Karadeniz sahil yolunu 16 yılda sadece %40'ını yapabilmiş. Bolu Tüneli'ne patates deposu yapmayı planlamış. Biz bunlarla beraber yüksek hızlı trenle ülkemizin şehirlerini kucaklaştırıyoruz, buluşturuyoruz. İstiyoruz ki yüksek hızlı tren sadece Konya, Eskişehir, Ankara, İstanbul çalışmasın. Ülkemizin illerini, mümkün olan illerini
hızlı trenle ve yüksek hızlı trenle buluşturalım. Biz bunları hayata geçirmek istiyoruz. O zaman değerli arkadaşlar, bu Şer İttifakı'nın farkında olacağız. Bu Şer İttifakı'nın yeni senaryosunun HDP üzerinden oynandığını bileceğiz. Bu Şer İttifakı'nın uluslararası güç ayağının Türkiye'yi yeniden hasta adam konumuna indirmek için bu yerli işbirlikçilerine her türlü desteği Gezi'ye kadar, ondan sonra da fiilen paydaşı olarak yer aldığını, 7 Haziran'ı da kendileri için mutlaka sonuç almak istedikleri bir tarih olarak gördüklerini unutmayacağız. Ve bunu değerli arkadaşlar, bir siyasi parti çalışması, Aziz Babuşçu'nun milletvekili olması ya da bir başka şey için değil, çocuklarımızın geleceği için, milletimizin aydınlık yarınları için bu sorumluluğun bizim omuzlarımızda olduğunu bileceğiz. Ve elbette ki 7 Haziran akşamı bu başarının haklı gururunu, onurunu, mazlum ve mağdur coğrafyaların da müjdecisi olduğumuz tatminini hep beraber yaşayacağız. Biz bugüne kadar değerli arkadaşlar hep sebeplere tevessül ettik. Rabbimiz bizi hiç mahcup etmedi. İnşallah bu seçimde, bu kampanya döneminde sonuna kadar geceli gündüzlü yapabileceğimizin en iyisini yapma konusunda gayret edeceğiz. Birbirimizi sadece ve sadece neden daha iyisini yapmıyorsun için hesaba çekeceğiz. Açık aramayacağız. Eksiklik peşinde olmayacağız. Varsa bunlar erteleyeceğiz. Sonra hesabını görmek üzere kenara koyacağız. Bugün kutlu bir davanın hedefe varabilmesi adına adanmış birer dava adamı gibi sadece hedefimize kilitleneceğiz. Bu ülkenin buna ihtiyacı var. Bu milletin buna ihtiyacı var. Ve bu millet de bizden bunu bekliyor. Yoksa bu palavracıların, iktidar olma hesabı olmayanların, bol keseden vaatlerle insanların kafasını çelme gayretinin boşa çıkacağını, boşa çıkartılması gerektiğini bileceğiz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar diye bir derdi yok. Hiç iktidar partisi olmak isteyen bir muhalefet kendisine %35 sınırını koyar mı? %35 diyor. Ve koalisyon diye biliyor. Çünkü o eski Türkiye. Ve şu anda vaat yarışı içerisine girdiler. Bunların vaat babaları Haydarbaş. İlk noter taahhütlü beyanda bulunan o. Şimdi de Kılıçdaroğlu aynı noter taahhütünde bulunuyor. Çünkü bu millet sözüne itibar etmediği için noter taahhütnamesiyle teyit etmek istiyor. Ve orada bile özlü bir çalışmayla kendine ait önerileri yok. Haydarbaş'ın noter taahhütündeki önerilerinin rakamlarını değiştirerek almış kendisine koymuş. Ya bunlar bu kadar aciz, yalanı bile kendi yalanları olarak söyleyemiyorlar. Bu kadar aciz. Onun için milletimiz bunu görüyor. Milletimiz bunun farkında. Bu milletin ferasetine ben hayranım. Bunlar zannediyorlar ki eski Türkiye'nin politik alışkanlıklarıyla, hani iki anahtar sallayanlar, hani kim ne verirse 5 fazlasını veririm diyenler, o politikacıların döneminde bir Türkiye olduğunu zannediyorlar. O Türkiye çok gerilerde kaldı. Bu millet kimin ne yaptığını, kimin emeğinin hak eden karşılığı bulacağını biliyor ve ona göre hareket ediyor. Yeter ki biz değerli kardeşlerim, milletimize gidelim, temas edelim, derdimizi anlatalım. Nitelikli el sohbetlerinde özellikle Kürt kardeşlerimiz üzerinde oynamak isteyecek oyunu bozacak
sohbet halkaları oluşturalım. Yani orası çok zorlanmak istenecek. Anlatmamız lazım. İkna etmemiz lazım ve 7 Haziran'da bu milletin aydınlık yarınlara yolculuğunu kesintiye uğratmadan tam aksi büyük bir ivme kazanarak yoluna devam etmesini sağlamalıyız. Bu bizim görevimizdir, sorumluluğumuzdur. Allah yardımcımız olsun. Rabbim bizi utandırmasın inşallah. Ben bu akşam sizlerle bu anlamda buluşmamızı temin eden ilçe başkanımıza, yönetim kuruluna, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Yine burada beraber yol yürüdüğümüz milletvekili kardeşim İsmail Ergüneş'e, ki biz onunla Gaziantep ilçe başkanı olarak 2 dönem boyunca çalıştık, teşekkür ediyorum. Yine burada Abdullah Güler kardeşim var. 12 yıl AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nda herkesin tanıdığı, bildiği, sevdiği çok değerli bir kardeşim. Listede yok. Bana göre listede olmayı benden daha çok hak eden bir kardeşim. Onun için ama beraberiz, gidiyoruz teşkilatlarımıza, saha çalışması yaptığımız her noktada anlatmaya ve aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi beni kişisel olarak bıraksanız küsebilirim. Diyebilirim ki ya Abdullah Güler gibi birisi nasıl listede olmaz? Tamam, ben bunu not ediyorum. Ama Abdullah Güler'i de yanıma alarak çalışmaya devam ediyorum. O benim kafamda bir uhde. Ama Abdullah Güler de burada, ben de buradayım. Onun için arkadaşlar davamıza sahip çıkacağız. Meselemize sahip çıkacağız. Kendi içimizdeki hesaplaşmamızı uygun koşullarda parti kurumsallığını tamamlamış bir partidir. Vakti gelince yapar. Onun için durmak yok. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun.